Herkese selam dostlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün Kuba Easy 50 Pro bir kupla birlikteyiz. Bayi'den geçen gün aldık. Evin önüne koyduk. Çok sevdiğim Zübüş teyzemin, komşumun oğlu Salih amca aldı ve uzak bir yerde oturuyor. Deneyimi çok yok. O yüzden hani rica etti getirebilir misin diye. 50 kilometre bir 60 kilometre falan bir yolumuz var. Hem dedim motoru incelerim. Hem de dedim bir deneme yapmış olurum. Şu an motoru aldım, yavaş yavaş onların olduğu yere doğru götürüyorum. Motor şöyle sürüş açısından yukarıda duruyor. Tabii CG'den indiğim için yorumluyorum. Bir Kuba Vizar Gold'dan inmiş insan olarak, videomu izleyen arkadaşlar bilir. Bindiğim için böyle yüksek geldi, tatlı geldi. Daha üzerinde jelatinleri duruyor. Az sonra durup inceleyeceğim. Bir petrolde biraz hareket edeyim. Ondan sonra inceleme fırsatım olacak. Yeni yağ kokusu motor, özlemişim be. Bayağıdır oldu. En son Pulsar videosu çekmiştik, 200 NS. Onda o kokuyu almıştım. Şimdi de bir Easy Pro 50 ile karşınızdayız. Şöyle USB girişi koymuşlar. 2024 model bir motor. İnince jant hakkında da size bilgi vereceğim. Normalde internete baktığımda çelik jant değildi. Yani şu an şöyle jantları gösterdim size. Çelik jant koymuşlar. Yani bayide mi artık kıyak geçildi, yoksa 2023 müydü onların paylaştığı, bilmiyorum artık. Öyle bir çelik jantı da vardı yani. İnternetten şimdi özelliklerine bakarken yanlış olmasın diye şey yapmak istedim, yani doğru bilgi vermek istedim. Şöyle bir kendim de oraya kadar gidene kadar deneyimleyeceğim. En son motoru koyduğumda da deneyimleyeceğim. Öyle dostlarım, gördüğünüz gibi daha 3,5 kilometreye yeni geldi. Tık ilerledi. Şöyle biraz hemen üzerindeyken yorumlayacağım şeyler. Şimdi eliniz buradayken sinyale bakın. Görüyorsunuz. Sinyali burada. Sinyal rahat ama kornaya ta buraya basıyorsunuz böyle, bak. Böyle. Bayağı uzak koymuşlar basma yerlerini. Önce kötü özelliklerinden başlayalım. Biraz çirkin kullanabilirim 50'lik kup motoru. Çünkü benim bir deneyimim yok. Çok fazla. 3-5 kere falan kullandım böyle 50'lik. Şöyle biraz uzak kalıyor. Gördüğünüz elim kalkıyor yani, anladınız mı? Bak şuradan şöyle basmaya çalışsam böyle elim bir kalkıyor. Gidondan elim gidiyor. Onun dışında marşımız, sağ tarafa fazla bir şey koymamışlar. Sadece bir marş koymuşlar. Geri kalan ıvır zıvır her şey burada. Şimdi motor emanet. Lütfen aksobesik hareketler yapmayın bana karşı. Şuraya iki tane bölme koymuşlar. Ve en çok şaşırdığımızda USB girişi. Gördüğünüz gibi bir USB giriş koymuş. Gerçi artık her motorda, yeni çıkanlarda bunları koydular. Çünkü genel anlamda kuryecilikten mi artık ekstra olarak bilmiyorum ama bir tane USB girişi burada mevcut. Ne kadar hızlı ediyor bilmiyorum. Belki hızları vardır. Çünkü hiç böyle bir motorum olmadı. Şöyle kapaklı. Zaten göstergenin şuraları gördünüz. Şurada bir zımırtı falan filan. Kuplarda olmazsa olmazı zaten. Bir şu var herhalde çoğunda. Onun dışında benzin göstergemiz var. Vites göstergemiz var. Bunlar benim CG'ye göre avantaj. Benzin ve vites. Eğer vites göstergem var ama benzin göstergesi yok. Bunların Easy Pro'lar hakkında bilgi verecek olursam da bayide dostlarım, bunlar 135'lik olarak bir kitle geliyor. Yani motorun üzerinde bir tane sarılı bir şey gördüğünüz zaman, kırmızı kutu, o 135'lik bir kiti oluyor. Yani bu motorlar normalde 50 cc olarak, hani BLT ile rahat kullanılma açısından üretilmiş bir motorlar ve ülkede geçerken işte Avrupa standartlarına uygun olması için 50 cc üretilip ülkeye öyle geliyor. 50 cc yavaş olacağı için de 135'lik kitler üretmişler bunlara. Bayi'de öğrendiğim bilgiye göre dedi ki abim, karbüratörü bunların 135'liğe göre. Yani şey, taksi çağırıyorlardı, adama seslendim ama duymadı. Neyse, 135'liğe göre üretilmişler. Biz de bu motoru 135'liğe çevirdik. O yüzden böyle biraz daha
seri üreterek gidiyor. Yani iki kişi bindik. Ben 78 kilo falanım. Salih amca da 75 falanım dedi işte. Hesaplayın kiloları. Hadi 150-160 kiloyuz desek. Şöyle ikimiz çok güzel kalktık böyle, zorlanmadı da. Ya 135'liğe çevirdiğimiz için veya bilmiyorum artık. Motor güzel bir hareketlendi. Şöyle vitesler arasında da geçişi çok yapayım ki Salih amcam zorlanmasın. Motorun bir hoşuma giden tarafı da motorun olduğu yere ayağınız sıcakken gelmesin diye koymuşlar onu. Şimdi BP daha sonra duracağım. Orada göstereceğim size. Dostlarım. Ama şöyle yükseklik açısından 1 metre gösteriyor ama yani benim boyum 1.78. Ayaklarım böyle yanda kalıyor. Hop, çok da zorlamayalım. Şöyle yavaş yavaş tın tın. Tın 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 çıkalım şurayı. Üçüncü viteste şu an devir 5'te. Gazı kendim kestim. Biraz yığdırdık motoru. Ama gayet rahat çıktı. İki kişi de yokuşu gayet rahat çıkar diye düşünüyorum bu arada. Yokuş aşağı yukarı yerlerde kullanan insanlar için bir söylemim yani, bence rahat rahat çıkar. Bunun da rodaj bittikten sonra yine bir deneme fırsatımız olursa denemek isterim size. Oh. Motorun etrafında böyle hafif lekeler sürdük. Adak gibi mi diyeyim artık, ne denir bilmiyorum. Yaptık. Şu an trafik polisi durdurup etrafındaki bu lekeler ne diye sorarsa adak diyeceğim. Motor da benim üzerime değil inşallah, inanırlar diyeyim. Şimdi inince görürsünüz. İsmini söylemek istemiyorum. Belki telif yeriz, bir şey yeriz veya uygunsuz denir diye. Siz anladınız. Şöyle bakın, ayaklarım bu şekil. Yani bu önde mi durması gerekiyor, arkada mı? Ben yanda daha rahat ederim ama böyle duruyorum. Şu an gayet oturuyorum. Ama şu şekil durduğum için şunlar biraz rahatsız ediyor ayakçıkları. Vay dayım benim ya. Şöyle bakın, sinyal uzakta, o yüzden bir garip geliyor. Hemen şurada durup indirelim. Ayaklığı kaldırdığım anda otomatik stop ediyor dostlarım. Şuraya koyup bir inceleyeyim. Başa aldık. Bak, stop ediyor. Evet. Şimdi dostlarım, şöyle gördüğünüz gibi daha kılıfı bile duruyor. Bölümleri şöyle. M34 telefon var bende. Biraz boyutu büyük. A24 ile aynı. Şöyle rahat bir şekilde yandan tamı tamına sığıyor kılıfla. Buraya da aynı şekilde sığıyor. Onun dışında şöyle bakın, jantlar gösterdiğim, dediğim gibi çelik jant. Yani bence motor şekilli duruyor. Diğer kuplara göre böyle ince jantları olurdu onların. Bence gayet güzel. Onun dışında şöyle sinyaller, bu arada sinyalleri de göstereceğim size. Bakın sinyaller kayar. Motorun tek eksiği dörtlüleri yok. Bu anlamda ben, nerede diğer sinyal? Ha, buradaydı. Gördüğünüz gibi kayar led. Şöyle arkada, arkadaki gitmemiş bu arada ama yine de ön taraftaki güzel yapmışlar. Arkada oturan kişi için de bence gayet iyi şeyi. Easy Pro. Valla dostlar, 135'e de çevirince benim gayet hoşuma gitti açıkçası. Şöyle depoyu da göstereyim. Koltuğun altını, depo dediğim. Şurada emanetler, ruhsat. Şöyle zımbırtıyı çıkardığımız zaman şurada da işte ruhsattan hesap edin. Şöyle bir ufacık da yer var yani. Ruhsat veya böyle ekstra kask sığmaz tabi de. Ivır zıvır zıvır koyabilirsiniz. Bu arada depodun hacmi 4 litreymiş. İnternette öyle yazıyor. Çok azmış bu 4 litre yani. Ben şaşırdım. Biraz daha fazla olmasını beklerdim açıkçası. Hemen koltuğumuzu da sökeyim. Wow. Koltuğu bu arada güzel yapmışlar. Beğendim. Arkadaki oturan için nasıl olur ama
Koltuğun görünüşünü ben açıkçası beğendim dostlarım. Bunu da şöyle koyalım. Bir daha böyle bakalım. Benim onayımdan geçti. Motoru dostlarım 39.000 küsüre aldık. Kitiyle mitiyle 41'i falan mal oldu işte. Ehliyet, plaka falan hepsi 41-42 falan mal oldu. Şu an söylediğim fiyatı Smart'ın 5-6'sı gibi falan aldık sanırım. Ya tarihi tam hatırlamıyorum. 5-6-7'si gibi düşünün. Mart'ın 2024. Mart'ın 39.000 küsürlerde. Belki fiyatı 2-3.000 daha. Bu euro, çünkü dolar falan artıyor. Ondan sonra artabilir. Uzun kısayı şöyle göstereyim. Biraz da LED olarak şey yapmış. Korona gördüğünüz gibi. Uzun kısa nerede? Ha. Uzunlar da niye yanmıyor lan? Çalıştırmadık diye mi? Ya da belli olmuyor. Durun bakalım. Heh. Şöyle uzunları yaktım. Aa, uzunlara geçmeye izin vermiyor çalışmadığı sürece. Uzun kısa. Şu an bir kişi daha olsa gösteririm ama olmadığı için gösteremeyeceğim. Aynalar titriyor bu arada yolda giderken. Aynaları beğenmedim. Beğenmediğim özelliklerini söyleyeyim. Siz şey yaparsınız. Bir, biraz böyle ayağımı sevmedim bu kısmı. Bu benlik yani. Buraya koyduğunuz zaman sıkıntı olmayabilir. Ayak boyunu beğenmedim. Dörtlü yok. Dörtlünün olmaması biraz üzücü oldu. Ciglesi var burada. Açıyorsunuz, bu yavaşça kendini salıyor. Aynalar, ondan sonra dörtlü yok. Boyu biraz şey. Arka sinyaller, bir şey daha demiştim. Onu hatırlayamadım. O şekilde ama genel anlamda beğendim mi derseniz beğendim. Böyle ufak tefek eksileri var. Ama genel anlamda bence alınabilir 39-40 bin liraya bir motor. Yani ben böyle bir şey almak istesem alırım. Bununla paket atılır mı? Bununla da paket atılır güzel. Şöyle yavaş yavaş yolumuza yine devam edelim. Korna da güzel. Güzel güzel. Korna da güzel. Ben beğendim dostlarım motoru. 39 bin liraya gayet alınabilecek bir motor bence. Scooter'lar, spontiniler falan şu anki fiyatları herhalde 60'la 62 ile şey arası. Aha. 1VS 2, 4, 6, 8, 9 mu? Ayrılmak, dövüşmek. Dostlarım araba. Motordan böyle bir yeni alan arkadaşlar, yeni motor sahip olmuş, sıfır motor sahip olmuş arkadaşlar kokuyabilir. Yeni motorun yağ kokusu vardır. Böyle artık pistonlardan mı çıkıyor alıştığı için, o yağdan mı çıkıyor? Böyle güzel bir koku salar. Şu an o kokuyu herkesin, bakın bak, motor 40 bin lira. Yani 40 bin liralık motorun bilak ya 50'lik, hani ya bir bisiklet bile olsa, bir elektrikli bisiklet bile olsa abi, şu motorun üzerine biniyorsunuz ya, bak, bak bu keyif ayrı ya. Bak şu 50'lik motor 40 bin liraya alınmış bir motor, yani fiyatını aşağılamak şey gibi değil. Genç dostlarım, başlayın küçükten abi, alın bir 50cc 135'lik yaratın 41 bin liraya, 42 bin liraya. Hani güzel de şu an, yani keyifli de. Al, sahil kenarında böyle gidiyorsunuz. Şu an sizlerle konuştuğum için interkomum kapalı. İnterkomu da açıp böyle arkadan şarkıyla birlikte bir gitseniz. Ya keyfi bir başka abi ya. Anlatılmaz yani bunun keyfi. Anlatamazsın ya. Harbiden çok keyifli yani şu sahil yolunda, bakın. Siz belki beni izlerken bile olan ne güzel diyorsunuz. Bakın sahilde balık tutan insanları görüyorsunuz. Altınızda motor, şarkı. Yani daha güzel, daha yüksek motorlar olsa da güzel olur ama abi 50'lik bile yetiyor ya. Hani harbiden keyifli oluyor. Bakın şu, şu an ben keyif bile alıyorum ya. Bunu paket atarken bile yapıyorum ya. Bu yoldan geçiyorum, paket düşüyor. Geçiyorum. Keyif. Harbiden keyif ya. Bunun arabada bu kadar keyif almayabilirsiniz belki ama motorda rüzgarın size çarpması,
böyle etrafı daha yakın, daha her yeri hakim olup görmeniz. Abi o suyun fokurdaması anlatılmaz, yaşanır ya. Baksana babuş. Çok da biz de gazı açmayalım. Harbiden çok güzel bir şey. Herkesin motor alıp, özellikle yeni motor alıp o yağ kokusundan başlayıp yapmasını çok isterim ya. Herkesin olmasını hayal kuran. İnşallah hepinize daha güzellere, daha iyileri olur dostlarım. Benim de yağ kokusu olmasa da bir MT7 ile gazlamak isterim. Çok isterim. MT7 hayalim var. Bir gün inşallah o motoru da alacağım. Artık paket atarak mı, başka bir meslek yaparak mı bilmiyorum ama MT7 hayalim var. İnince yine jelatin sökme videosu gibi koyarım dostlarım. Ama şu an kendim gözlemlediğim, incelediğim, merak ettiğiniz bir şey olsa da sorabilirsiniz. Diyeceklerim bu kadardı. Beğenip abone olmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın, cici bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Evet dostlarım, Seferihisar'a vardık. Kaç kilometre olmuş? Hemen bakalım. Oh, 54 kilometre olmuş. Yaklaşık 50 kilometre gelmişim. Şöyle yeniden bir motoru göstereyim istedim. Şöyle Easy 50 Pro. Bu jantlarla 10 numara olmuş bence. Dostlarım. Gidişte 55-57'ye geldikten sonra bir yere titredi ama tabii onu sıkınca geçer mi, kronik mi, onlara yorum yapamayacağım. Onu rodajdan sonra artık bakacağız. Şimdilik diyeceklerim bu kadardı. Beğenip abone olmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın, cici bakın. Hoşçakalın. Bay bay.